Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. İyi günler abla. Sana hikayemi yazmak için tam olarak kurtulmayı bekledim. Benim için olaylar bir gece vakti başladı. Sabah çok erken bir saatte memlekete gidecektik. Benim de öncesinde halletmem gereken işlerim vardı. Evde onlarla uğraşmıştım. İşlerimi bitirdiğimde evdeki herkesin uyuduğunu gördüm. Sabah erkenden yola çıkacağımız için bir banyo yapıp öyle uyuyayım dedim. Saatin tam olarak kaç olduğunu hatırlamıyorum ama 2'yi geçtiğine eminim. Banyo yaparken bir sorun yoktu. Evdekiler uyanmasın diye saçlarımı banyoda kurutmadım. Ses yankı yapmasın diye saç kurutma makinesini alıp salona geçtim. Bizim salondaki televizyonumuz çalışmıyordu. 4 aydır bozuk duruyordu. Onunla ilgilenmeye vakit bulamamıştık. Ben saçlarımı kuruturken televizyona bir görüntü gelip gitti. Sadece ışıklarını görebilmiştim. Ekran bir anda mavili kırmızılı bir renk olmuştu. Sonra da hemen eski bozuk haline döndü. Acaba saç kurutma makinesini taktığım için mi oldu dedim. Fazla mı elektrik yüklenmiş oldu? Hiç de anlamam bu işlerden. Hiç üzerinde durmadım. Saçlarımı iyice kurutmuştum. Ondan sonrası yok bende. Hatırlamıyorum. Tek hatırladığım kendimi yine banyoda suyun altında bulduğum. Hala yıkanıyordum. Ama çıkmıştım. Saçlarımı bile kurutmuştum. Banyodan havluya sarılıp çıktım. Salona gittiğimde saç kurutma makinesinin orada olduğunu gördüm. Evet, götürmüştüm oraya. Kullanmıştım. Ama sonra neden tekrar banyoya girmiştim? Nasıl, ne ara, niye? İnanamıyordum. Sonra saate bakmak geldi aklıma. Saat 4:30'a geliyordu. O kadar zaman geçirmişim. Hızlıca tekrar kuruttum saçlarımı. Eşyalarımı hazırlayıp annemlerin uyanmasını bekledim. Zaten erken çıkacaktık. Birazdan kalkmış olmaları lazımdı. Oturdum düşünüyorum, hatırlamaya çalışıyorum. En son aklımda saçlarımı kuruttuğum var. Sonra da bir anda suyun altındayım. O aradaki zamanda ne oldu? Ben bu anlam arayışı içindeyken annemle babam uyandılar. Ne çabuk kalktın, bizden önce hazırlanmışsın dedi babam. Ben aslında hiç uyumadım dedim. Bu kez kızmaya başladılar. Düzgünce uykunu alsaydın, o kadar da yol gideceğiz. Yorgun düşersin, niye uyumadın dediler. Ben de anlattım onlara. Uykusuzluktan kafamın karışmış olabileceğini söylediler. Bunu yapabilmem için bir 3-4 gün uykusuz kalmam gerekir. Neyse hazırlandık ve yola çıktık. Memlekete gitmemiz 4,5-5 saat sürmüştü. Anneannem, dedem ve teyzem birlikte yaşıyorlardı. Teyzemi çok seviyordum. O gün herkes yattıktan sonra biz hala konuşuyorduk. Mutfakta birlikte Türk kahvesi içtik. Sonra ben kaşınmaya başladım. Birdenbire olmuştu ve vücudumun her yeri kaşınıyordu. Kendimi yırtıyordum. Belki sivrisinek sokmuştur diye teyzem kolonya döktü. Ama hiçbir işe yaramadı. Sivrisinek ısırığı falan da yoktu zaten. Hem de vücudumun her yerinde diyorum. Öyle bir iki yerinde değil. Bana ne oluyor dedim. İstersen bir banyo yap. Su iyi gelir dedi. Ben banyoya girdim. Suyu döktüğüm gibi kaşıntıdan eser kalmamıştı. Çok rahatlamıştım. 10 dakika sonra çıkmak istedim. Üzerimi giyecekken kaşıntım tekrar başladı. O kadar kaşınıyordu ki dayanamıyordum. Bıçakla falan kazımak geliyordu içimden. Suyu tekrar açtım, tekrar geçti. Böylece banyodan 3 saatte çıkamadım. Sonra o kadar yorgun düştüm ki bir gün önce de hiç uyumamıştım zaten. Banyodan çıktım, yanımda getirdiğim kremlerim vardı. Belki iyi gelir diye onlardan sürdüm. Sonra da uyumuşum. Bir rüya gördüm o gün. Rüyamda banyo yapıyordum. Birinin beni izlediğini hissettim. Etrafıma baktım, kimse yoktu. Buradayım diye bir ses duydum. Arkamı döndüm, orada da kimse yok. Sonra farklı bir noktadan buradayım diye yine bir ses duydum. Oraya döndüğümde yine birini göremedim. Böyle ses 3-4 defa tekrarladı. Ben de her defasında o yöne baktım. Ama kimseyi göremedim. Kan ter içinde uyandım. Yüzünü bile görmemiştim. Ama verdiği hissiyatı tarif bile edemem. Çok kötüydü. Sonra bende banyo fobisi başladı. Banyoya gireceğim zaman annemi kapıya dikiyordum. Bak, 15 dakikayı geçerse mutlaka içeri gir çıkar beni. Kapıdan sakın ayrılma. Seslendiğimde muhakkak ses ver diyordum. Bir akşam banyoya girecektim. Yine annemi diktim kapıya. Koridorda halımız yoktu. Annem bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Ben de ayak seslerini duyup rahatlıyordum. Banyodan çıkmama az kalmıştı.
Annemin ayak sesleri birdenbire kesildi. Ben de suyu kapattım. Anne, orada mısın dedim. Annemden ses gelmiyordu. Orada dur demedim mi anne sana, nereye gittin dedim. Hala ses yoktu. Duşakabine vurdum duysun diye. Buradayım dedi sadece. Çok kısık bir sesle söylemişti. Ses versen anne oradaysan. Korktuğumu biliyorsun dedim. Anneme çok kızmıştım. Çok hızlı bir şekilde yıkanıp çıktım banyodan. Koridora çıktığımda annem yoktu orada. Yatak odalarının kapısı açıktı. Göz ucuyla baktım içeri. Annem de babam da uyuyor. Anne ne ara uyudun? Alt tarafı 15 dakika bekleyecektin beni. Niye gittin hemen? 15 dakika uyumasan ne olurdu sanki dedim. Annem yeni uyanmış gibi gözlerini açtı. Ne oluyor kızım dedi. Ne demek ne oluyor? Sana 15 dakika bekle dedim banyonun önünde. Bir çıktım yoksun. Gelmiş buraya uyumuşsun dedim. Annem çok şaşkın bir halde bakıyordu. Ben seni banyonun önünde falan beklemedim. Benden böyle bir şey istemedin ki dedi. Ne hissettiğimi nasıl anlatayım size? Sanki aynı anda ayaklarım bir buz kovasına düştü. Ensemdense kaynar bir su döküldü. Bu olaydan sonra banyoya 2 haftada bir girmeye başladım. Annem ben beklerim diyordu. Ama ya annem değilse? Onu yaşadığım için korkuyordum işte. Yüzümü yıkamak için girdiğimde en fazla 1 dakika kalıyordum. Kapıyı da her zaman açık tutardım. Sonra annem seni bir hocaya götüreceğim dedi. Birlikte şehir merkezinde bir hocaya gittik. Hoca bana memlekete gideceğimiz gece banyoya girdiğim için musallat olduklarını söyledi. Gece beni izleyen bir varlık bana aşık olmuş. Ama bu varlık çok güçlü bir varlık değilmiş. Yani istediği her zaman her yerde beni göremezmiş. Akşamları geceleri sadece banyoya girdiğimde görüyormuş beni. Bu yüzden de beni hep banyoda tutmaya çalışmış. Gittiğimiz hoca bana bir cevşen verdi. Cevşeni taktıktan sonra hiçbir şey görmedim, yaşamadım. Allah'a şükür. Şu anda rahatlıkla banyoya girebiliyorum. Kurtulunca da size yazmak istedim. Ben sizin birçok hikayenizi dinledim. İnşallah kendi hikayemi de sizden dinlerim. Ha bu arada banyoya girmeden önce besmeleyi mutlaka çekin. Girdikten sonra değil, daha girmeden çekin ki onların gözüne perde insin. Şimdiden teşekkürler. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın. Oh,